Sultan Vahdettin Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. Sultanı ve 115. İslam Halifesidir. Türbesi Türkiye'de olmayan tek ve son Osmanlı padişahıdır. 3 Temmuz 1918-1 Kasım 1922 arasında çoğunluğu işgal yıllarına denk gelen dönemde Osmanlı'nın en karanlık yıllarında padişahlık yapmıştır. Sultan Vahdettin'in kılıç kuşandığı dönemde Osmanlı halen İttihat ve Terakki Partisi tarafından yönetiliyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilginin kesinleşmesinden sonra Talat Paşa hükümeti 8 Ekim 1918 tarihinde istifa etmiş ve 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesini imzalamıştır. Sultan Vahdettin tahtı çıkar çıkmaz İttihat ve Terakki önderliğine muhalefetiyle tanınan Mustafa Kemal Paşa'yı Suriye Cephesi Komutanlığına atadı. Mustafa Kemal Paşa başta İttihat Terakki Partisi ile birlikte hareket etmiş olsa da sonrasında Enver Paşa ile üstü kapalı bir rekabete girmiştir. Enver Paşa Osmanlı Sarayı'nın damadı olması ve İttihat Terakki'deki aktif rolü hasebiyle hep bir adım önde olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın ise saraydaki en yakın tanıdığı ve bir süre yaverliğini de yaptığı Şehzade Vahdettin'dir. Öyle ki Çanakkale Savaşı sonrasında Enver Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya terfi ve madalya vermemesi üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın Şehzade Vahdettin'den araya girmesini istediği bilinmektedir. Sultan Vahdettin ve İttihat Terakki'nin devletin çeşitli kadrolarındaki memurları, güvenilir komutanları genellikle müfettişlik sıfatıyla Anadolu'nun çeşitli bölgelerine göndermiştir. Bu müfettişlik kadrosunun resmi belgelerde geçen amacı bölgedeki Türk ayaklanmalarını bastırmak ve orduları düzenli bir şekilde dağıtmaktır. Ancak Anadolu'ya giden subaylar İstanbul'daki iktidar kadrolarınca özenle seçilmiş ve güvenilir insanlardı. Sadece Mustafa Kemal Paşa bu operasyon dahilinde Anadolu'ya gönderilmemiş, Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Cafer Tayyar gibi birçok subay da öncesinde Anadolu'ya gönderilmiştir. Bu subayların ortak özelliği ise hem vatanperver olmaları hem de İngilizlerden kolay vize alabilmek için İttihat Terakki'de ön saflarda bulunmamalarıydı. Bu giden paşaların hiçbiri izin kağıtlarında geçen görevlerini yerine getirmemiştir. Bu paşalar ne emirleri altındaki askerleri terhis etmiş, ne Türk direniş gruplarını silahsızlandırmış, ne de ellerindeki cephaneyi işgal devletlerine teslim etmişlerdir. Günümüzde Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a bir kurtuluş savaşı başlatmak üzere Sultan Vahdettin tarafından gönderildiğine dair resmi bir belge yoktur. Öyle ki böyle bir yazılı resmi belgenin olması da o günün şartları açısından imkansızdır. Bununla birlikte Sultan Vahdettin tarafından Anadolu'ya gönderilen subayların geçmişleri araştırıldığında görev bölgelerinde yazan vazifeyi yapmaktansa apoletlerini sökecek insanlar olduğu aşikardır. Ülkeyi kendi mülkü olarak gören bir Osmanlı padişahının kendi ülkesine ihanet etmesi de mantığa aykırı bir durumdur. Bu noktada Sultan Vahdettin'in altına imza attığı ülkenin aleyhine olan kararların sebebi nedir? Sorusu akıllara gelebilir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda İtilaf Devletleri yenilen ülkeler arasında en ağır şartları Osmanlı Devleti'ne dayatmıştır. Öyle ki padişahın yetkileri öyle daraltılmıştı ki hemen Boğaz'ın karşısındaki Kadıköy'de ya da Karadeniz kıyısındaki Sarıyer'de artık Rum çeteleri ortaya çıkmış, istedikleri gibi at koşturmaya başlamıştır. Hatta Osmanlı Devleti'nin nazırları bile düşük rütbeli İngiliz subaylarınca basit bir gerekçeyle bile gözaltına alınabiliyordu. Sultan Vahdettin'in bu dönemde en büyük hatası kız kardeşiyle evli olan damat Ferit Paşa gibi birine sadrazamlığa getirmek olmuştur. Damat Ferit Paşa Sultan Vahdettin'in mevcut durumu diplomasi yoluyla çözeceğine inandırmaya çalışmış fakat kayda değer hiçbir başarı elde edememiştir. Yıllar sonra Sultan Vahdettin'in dünyada 3 melun vardır. Bunlar bir saç ayağıdır. Biri bizim hemşire, biri zevci olan Ferit, biri de oğlu Sami dediğini saray başkatibi olan Ali Fuat Bey anlatır. Gazi Mustafa Kemal Paşa Sultan Vahdettin'in ölüm haberini Adana'da dostlarıyla yemeğe oturmak üzereyken almış ve "Çok namuslu bir adam öldü. İsteseydi tüm Topkapı hazinesini götürürdü." demiştir.